كم دنيا كان عاود اياك نسنيت لازم لازم انت لي معلمات مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول مجتبى صلى الله عليه وسلم Efendimiz okuduğum hadis-i şerifte kıyametin büyük alametlerinden birisinden bahsediyor. Bunun yapacağı şeyleri söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e göre birçok ayetlerde beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre kıyamet kopacaktır ve o yakındır. Evet, inne sa'ate atiyetun la raybe fiha. Kıyamet mutlaka kopacak, olacak. Onda hiç şüphe yok. Birçok ayetlerde de bundan bahsediyor. İhterebel sa'atu ve enşakkal kamer. Kıyamet yakın. Ay ikiye bölündü diye ayetler, birçok ayetler var. Kıyamet suresi var özel olarak kıyamet ismiyle. Kıyametin geleceğine dair alametler var, belirtiler var. Bunlar küçük alametler, büyük alametler diye ayrılıyor. Küçük alametler hepsi günümüzde çıkmış durumda. Evet, mesela dini bilgiler zayıflayacak. Şimdi genelde bakıyoruz, herkes Müslüman, camiye geliyor ama secde nasıl yapacak bilmiyor. Ayakları havada. Secde 7 aza üzere olur. Alın, burun 1, 2 el 3, 2 diz 5, 2 ayak 7. Efendimiz öyle söylüyor. Ve secdede azaların hepsi kıbleye döndürülür. Adam ayağını yukarıya kaldırıyor. 5, 2 tanesi kalıyor. Secde olmadı. Bunu hiç bilen yok. Cuma'ya geliyor adam, bakıyorsunuz ayaklar yukarıda, havada. Dini hükümler bilinmiyor. Camiye geliniyor, dini hükümler bilinmiyor. Evet, bunun gibi dini bilgiler azalacak. Küçük alametlerden birisi bu. Cehalet çoğalacak. Ezbere Müslüman herkes. Müslümanım diyor ama Müslümanlıkla ilgili iş yapmıyor. Müslümanım diyor. Dini bilgiler azalacak, kalkacak, cehalet çoğalacak. Bu olmuş, var. İkincisi içki, içme çoğalacak, yaygınlaşacak. İçki içmeyenler çok az görünüyor. Güya kanunda içki satmak sadece belli yerlere tavsiye edilmiş. Ama bakıyorsun herkes, bakkal bile içki satıyor. Gelen adama kasteye dürüp verdiği ekmeğin yanında içki de veriyor. İçki içmeyen ev azalmış. İçki içmeyen adam azalmış. Sigara da bundan birisi. Sigara içmeyeceğin kanunlar çıkmış. Herif ya kanunu bile dinlemiyor. Gene inadına sigara içiyor. O zehiri kullanıyor. İşte bu küçük alametlerden birisi. Üçüncüsü zina yaygınlaşmış. Evet. İnsan olan yerde bu problemler var da kıyametin alametlerinden olarak zina yaygınlaşacak. Tabii zina deyince hemen büyük zina, cinsel ilişki, gayrimeşru cinsel ilişki anlaşılmamalı. Gözün zinası var, elin zinası var, kulağın zinası var. Bunlar artık hesaba bile katılmıyor. Ve alenileşmiş. Amerika'da böyle, Avrupa'da böyle, ayıp sayılmıyor. Şimdi burada da aynı onları taklit ederek bunlara uyanlar var. Türk Ceza Kanunu'nda alenen hayasızca bazı hareketler suçtur. 419 maddeydi. Ama kimse bunu takmıyor. Parklarda, şurada, burada. Evet, zina yaygınlaşacak. 4, ibadet azalacak. İbadet eden adam Müslümanım diyor, camiye hiç uğradığı yok. Evet, ibadetler azalacak, bu da var. Cimrilik çoğalacak. En önemli madde şimdi mesela para. Para, para, para. Batı'dan bize bulaşmış. Onların tek derdi dünya refahı, dünyada mutlu olmak. Ahiret inançları yok. Ondan bize bulaşmış. Adam ahiretin düşünmeden para kazanacağım diye, maddi imkanlara kavuşacağım diye her türlü dalavereyi yapıyor.
zikat vermeye gelince Müslümanım dediği halde yan çiziyor. Evet, fakir fukarayı gözetmede eli cebine gitmiyor. Cimrilik çoğalır, kıyamet alametlerinden de. Birisi de budur. Evet, şimdi içinde dünya yaşıyor. Anarşi çoğalır. Terör, anarşi, fesat çoğalır. Fitne çoğalır. Her memlekette, her gün haberlerde dünyanın neresinde olursa olsun işitiyorsunuz. Evet, bu da var. Öldürmeler çoğalır. Dünyanın her tarafında bir kişi değil, grup halinde öldürmeler var. Her tarafta böyle. Bunlar da var. Evet. Bunların hepsi ortaya çıkmış vaziyette. Küçük alametlerin hepsi var. Emniyet kalmamış. Kimse kimseye inanmıyor. Dükkana gireceğin zaman acaba beni aldatacak mı diye endişeyle giriyorsun. O da aynen var. Güven kalmamış. Güven kalkmış ortadan. Bunlar küçük alametlerin hepsi var. Büyük alametler ise henüz daha çıkmadı. Evet. Duhan, bir duman çıkacak. 40 gün kalacak. Müminleri nezle yapacak. Nezle haline gelecek müminler. Kafirler sarhoş olacak bu dumandan dolayı. Bu henüz daha çıkmadı. İkincisi Deccal çıkacak. Deccal demagog demek, karıştıran demek. Yalanı gerçek diye insanlara kabul ettirecek kadar böyle sahtekar laf ebesi. O henüz çıkmadı. Dabbetül Arz, bir hadiste ondan bahsedeceğiz. İşte hadis o vesileyle bunları size hatırlatıyoruz. Dabbetül Arz, dördüncü büyük şey, alamet, güneş batıdan doğacak. Güneş normalde doğudan doğuyor, batıda batıyor. Ama kıyamete yakın batıdan doğacak, doğudan batacak. Bu da henüz olmuş değil. Beşinci büyük alamet, İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam bizim inancımıza göre, Kur'an ayetlerine göre zamandaki Beni İsrail, Yahudiler tarafından öldürülmek istendi, ihanet etti. Onun yanına gelenlerden Yahuda geldiler öldürmeye. Fakat Allah onu bel rafa'ahullah ve ma kataluhu ve ma salabuhu. Onu öldürmediler, çarmıha germediler. Velakin şübbihe lehum, şikayet eden adam aynı İsa Aleyhisselam kılığına soktu. Onu duvara çaktılar, çarmıha geldiler. Kur'an'da ayet. Ber rafa'ahullah. Allah onu katına yükseltti. Ve ma kataluhu yakinen. Bir başka ayette bu. Kesinlikle onu öldürmediler. Bu Kur'an ayetleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İsa'yı Allah göğe çekti. Ben de Miraç seyahatimde, Miraç mucizesinde kendisiyle kavuştum, görüştüm. Saçının rengini, gençliğini, teninin rengini, hatta saçının çok değil ama kıvırcık olduğunu varıncaya kadar anlatıyor Peygamberimiz. Miraç hadisinde meşhur hadistir. Ahir zamanda o yeryüzüne inecek. Yeryüzüne inecek, işte bu Deccal, Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Deccal'la Mehdi çarpışırken İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam tayyi mekanla, tayyi mekan ne demek? Bir anda gözünü açıp kapayacağı kadar zamanda uzak mesafeleri kat etmek, gitmek demek. Bir anda İstanbul'dan Mekke'ye gidiyor adam. Çok evliyamız var, bunu yapmış. Herkes biliyor. Evet, tayyi mekan. İsa Aleyhisselam da indiği Şam'da Ümeyye Camisi'nin beyaz minaresi var. Oraya inecek kitaplara göre. Oradan tayyi mekanla
Mehdi Aleyhisselam'ın Deccal'la savaşına katılmak üzere Kudüs civarına gelecek. Orada savaşa katılacak. Mehdi Aleyhisselam Deccal'ı öldüremeden vefat edecek. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek savaşta. İndiği zaman şimdi televizyonlarda çeşitli laflar ediliyor. Biz ehli sünnet vel cemaat inancını size aktarıyoruz. İslam'da çeşitli mezhepler var biliyorsunuz. Biz elhamdülillah milletimiz 926 toptan Müslüman olmuş. Ehli sünnet inancını benimsemiş. Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, şimdi halen Cumhuriyet döneminde de insanımız ehli sünnet inancındadır ve genellikle çoğunluk olarak Hanefi mezhebindendir. Şafiiler, onlar da hak mezhep. Şafii, Maliki, Hanbeli. Ondan da var. Bu şey üzere gidiyoruz. Ben de size Hanefi ehli sünnet inancının esaslarına göre konuşarak meseleleri açıklıyorum. Buna göre İsa Aleyhisselam işte indiği zaman yine peygamber. Peygamberliğini iptal etmedi Allah onun. Ve de ölmedi. Öyle diyor Allah Azze ve Celle. Ben müteveffike, seni öldüreceğiz diyor. Öldüreceğiz. Demek ölmemiş. Zaten ayet okudum iki tane. Kesinlikle öldürmediler. Kesinlikle ölmedi diye. Öldürecek ne zaman? İşte indikten sonra. Peygamber olarak inecek. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrindeyiz şimdi. İsa Aleyhisselam devri bitti. Nasıl İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam devrini kapattı. O geldi. İsa Aleyhisselam'ın da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapattı. Şimdi kıyamete kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devridir. Onun getirdiği İslam dini ve şeriatı, dini hükümlerin topuna birden şeriat denir. Şeriatı uygulanacak kıyamete kadar. Kur'an'da açık ayetler var. O da peygamber ama geldiği zaman İncil'den değil, kendisine indiren kitaptan değil, Kur'an-ı Kerim'e göre tebliğatta bulunacak. Peygamberimizin şeriatını tebliğ edecek. Ye'cüc ve Me'cüc'ü zamanın zamanında ölecek. Ve o 40 sene hayat sürecek. Yeryüzünde müminden başka kimse kalmayacak onun zamanında. 40 sene asude bir hayat var. Evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. 40 sene sonra ölecek. Müteveffike o. Seni öldüreceğim. Yani sen de insansın ve öleceksin. Ölecek. Onun ölümünden sonra işte yine ortalık iyice bozulmaya başlayacak. Hadis-i şeriflere göre, İmam Suyuti'nin eserine göre büyük alim, 150 sene kadar bir devre var. Her geçen sene biraz İslam bozula, yeryüzünde Allah diyen kalmadığı zaman kıyamet kopacak. Evet, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi kıyametin büyük alametlerindendir. İyice yaklaştığının alametidir. İsa Aleyhisselam'ın inmesinden sonra bir diğer büyük alemet Ye'cüc Me'cüc. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'den bahsedilir. Öyle ayetler var. Bu Ye'cüc Me'cüc'ten insanlar, uğradığı yerdeki insanlar çok zalim, gaddar. Bu kavim sonra ahlaksız şikayet etmişler. Onlarla insanlar arasında set yapmış. Kur'an-ı Kerim'de üflü aleyh kıtran, bakırla demiri karıştırıp, yani ısıtıp karıştırıp ondan bir set yapacak ki tunç oluyor. Bu setten bahsedilir. Ama bu setin maddi tunçtan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Resmi tefsir Elmalı Hoca'nın kitabında da bu konuda geniş bilgi var. Arzu eden okuyabilir. Ama bunu göremiyoruz. Ötekiler hep şey ediliyor da şu anda böyle bir setti gören yok. Nedir bu konuda alimler çeşitli yorumlar yapıyorlar ama Kur'an'da var. İşte bu setti, bu Ye'cüc Me'cüc geçemiyor. Kıyamete yakın bu setti yıkacaklar.
yeryüzüne basacaklar. Çok ahlaksız, gaddar, zalim bir kavim bunlar. Hallerinden boyunlarına, postlarına, gözlerine varıncaya kadar Peygamberimiz bahsediyor hadislerinden. Çok kalabalık, doğudan batıya gelecekler. Bugün İran'ın kuzeybatısında Taberiye Gölü var. Tatlı su, gölün suyu. Öncü kuvvetleri, keşif birlikleri, önden giden onlar, öncü birlikleri koca gölün suyunu içerek kurutacaklar. O kadar kalabalık. Arkadan gelen ordularının ana gövdesi burada su varmış diye oradaki toprak kütüğü su izinden böyle söyleyecek. Hadislere göre böyle anlatıyoruz. Böyle önünde hiçbir şey bırakmayacaklar. Hep zalim, zulmedecekler. İşte İsa Aleyhisselam da bunun karşısında Deccal'dan sonra çıkacak bu. Tur Dağı'na sığınacak müminlerle. Tur Dağı'na sığınacak. Yalçın bir tepe. Etrafta hep kaya, kızıl kaya, gök kaya. Toprak yok. Gittim oraları gördüm. Orada iken aç kalacaklar müminler. Çünkü ekecek dikecek yer yok. Bir günlük bekleyiş değil. Aç kalacaklar. Efendimiz Buhari hadisidir. Bir öküz kellesi görmüş, kokmuş. Canavarlar yemiş leşini, kellesi kalmış, kokmuş. Şu öküz kellesine kaç para verirsiniz demiş Efendimiz. Demişler ya Resulallah, şakacısın demiş. Çok şaka yapıyorsun. Buna para verilir mi? Buna ancak kokusundan kurtulmak için, attırmak için para verilir. Efendimiz tebessüm ederek demiş, siz öyle diyorsunuz ama Tur Dağı'nda İsa Aleyhisselam, Müslümanlar öyle aç kalacaklar ki dağın başında su yok, toprak ve hiçbir şey yok. Bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler diyor. Benzeri bir olay Güney Afrika'da mı, Amerika'da mı oldu, Arjantin'de mi, dağın başında arkadaşlar gitmişler, birbirlerini yediler biliyorsunuz. Aç kalınca kokmuş öküz, 100 altın verecekler diye hadis, Buhari'de hadis-i şerif var. Diyecekler ki sen Allah'ın ol kelimesiyle olan ruhundan üflediğin bir Allah'ın kelimesi, mucizesi, İsa'sın, sevdiğisin. Dua et de şundan kurtulalım, aç susuz. Dua edecek, Ye'cüc Me'cüc'ü Allah öldürecek. Çok kalabalık. Öldürecek. Mümkün. Kolera salgını olduktan sonra bir anda hepsi yok oluyor. Akla aykırı değil. Hadislerde bunlar var. Bu defa çok kalabalık bu Ye'cüc Me'cüc. Kokusundan duramayacaklar. Leşlerinin kokusundan, dağın başında duramayacaklar kokusundan. O kadar kalabalık, her tarafı kaplamış. Dua et de diyecekler. Bir de şundan kurtarsan Allah bizi. Dua edecek. O koku da gidecek. Nasıl gidebilir? İşte siz tsunami diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz. Sel gelip hepsini örter. Pekala olabilir yani. O da akla mantığa göre. Hadislerde var. Ondan sonra inecekler yeryüzüne işte. Ondan sonra inanmayanı kabul etmeyecek İsa Aleyhisselam. Baktığı yerdeki kafirleri öldürecek. Ancak Müslümanlar yeryüzünde kalacak. Asude bir mutlu 40 sene var. Evet. İşte Ye'cüc Me'cüc de kıyametin büyük alametlerindendir. Diyor ki Peygamberimiz bir erkek 1000 çocuk görmeden ölmez. Kendinin 1000 çocuğu olacak bir tek erkeğin. Olur mu hocam ya? Evet olur. Evlenme olmazsa bir adam 70 sene yaşasa, 15'inde buluğa erse, her gün bir kadınla zina yapsa neden 1000 çocuğu olmasın? Şimdi bu Çin'de oluyor. Çin'de bu var. Evet. Yani bunu gidip yerinde gördük. Neden olmasın? Zina mahsulü. Zaten çok zalim, ahlaksız, dinsiz, imansız kişiler. Evet, öyle kalabalık. Bu Ye'cüc büyük kıyametin büyük alametlerindendir. Yedincisi, sağda solda dünyanın çeşitli yerlerinde büyük arazi parçaları batacak, kaybolacak.
Bu da mümkün. Bu da mümkün oluyor zaten ufak tefek. Sekizincisi, Yemen tarafından bir ateş çıkacak. Bu ateşten dolayı müminler kaçacaklar, bizi yakar diye. Kaçarken yorulacaklar. Hadislere göre böyle anlatıyoruz. Yorulunca duracaklar, ateş de duracak. Tekrar kaçacaklar, o da ateş de peşini takip edecek. Böyle bir ateş. Kıyametin büyük alametleri bunlar. Biz Ehl-i Sünnet olarak bunlara inanıyoruz. Efendim işte hadis-i şerifte de onu haber veriyor. Tahrucu dabbe, dabbetül arz denilen kıyametin büyük alametlerinden insanlarla konuşan tüylü böyle acayip bir yaratık. Ama yeryüzüne yayan, yürüyen dört ayaklılara dabbe derler. İnsan dabbe değildir, iki ayağı vardır. Hayvanlar dabbedir, dört ayağı. Bu da böyle bir şey, yaratık, tüylü falan. Bu dabbetül arz insanlarla konuşacak. Ve ma ha hatemim Süleyman. Süleyman Aleyhisselam mührü var. Süleyman Aleyhisselam peygamber. Aynı zamanda yöresel peygamber. O Beni İsrail peygamberi. Bütün insi cin peygamberi sadece peygamber efendimiz. Ne kadar yaratık varsa hepsinin peygamberi. Süleyman Aleyhisselam ve diğer peygamberler yöresel, sadece belli bir bölgenin peygamberi. Ama Süleyman Aleyhisselam dua etmiş. Beni demiş yeryüzüne kral kıl ya Rabbi. Kur'an'da ayetleri var, duası var. Allah da o Süleyman Aleyhisselam peygamberdir seçmiş, duasını kabul etmiş. Cinlere, hayvanlara, insanların hepsine kraldır. Emriyle her şeyi yaptırıyor. Cinlere de yaptırıyor. Hayvanlara da emrinde. Mesela Sabah Melkis Belkıs'la olan ilişkisi Kur'an'da anlatılır. Kim haber getirecek diyor. İfrit diye cinlerden birisi. Ben diyor hemen getiririm. Hatta gözünü açıp kapayınca kadar getiririm. O Belkıs'ın şeyini getiriyor, kürsüsünü oturduğu. Aynen getiriyor. Cinler öyle bizim gibi koşarak, yürüyerek değil, mesafe konuları yok. Biz duvardan geçemeyiz, onlar da o duvar diye bir şey yok. Öyle bir yaratıklar, onların kralı, kral Mescid-i Süleyman Aleyhisselam Kudüs'teki sarayını, Aksa Mescidini cinlere yaptırmış. Her zaman size hatırlatıyoruz hadisler geldikçe. Şimdiki o gördüğünüz kubbeli yer, oradası Ömer Camisi'dir orası. Onun altında şey var. Peygamberimiz Miraç'a çıkarken üstüne çıktığı kaya. Onun üstüne çıkmışmış. Miraç'a yükselirken taş ben de geleceğim demiş. Koca kaya ev gibi. Halen duruyor. Dur demiş. Gelme. Havada kalmış. Şimdi o mucize olarak duruyordu. Ama düşer diye altına demir dikmişler şimdi. Mucize duruyordu. Halen duruyor Ömer Camii'nin altında. Şimdi Peygamberimizin Miraç zamanında demir fabrikası yoktu. Demiri madeni çıkıp ısıtıp da işte böyle sütun yapan böyle bacak kalınlığında demirler üzerinde duruyor şimdi. Gidip görebilirsiniz. Altında namaz kılıyorlar. Havadaydı. İşte şimdiki insanların aklı birisini öldürür diye demir dikmişler. Evet, orada Mescid-i Aksa'nın görünen kısmı o. Orası değil, onun yanındaki bina Mescid-i Aksa'dır. Abbasiler zamanında yapılmış. Altında işte Süleyman Aleyhisselam yaptığı mescit var. O mescidin taşları şu minber kadar var. Yani sen kaldıramazsın. Cin kuvvetiyle kaldırmış. Buna dair Kur'an-ı Kerim'de hikayeler anlatılıyor. Hikaye deyince aslı olmayan şey değil. Vakalar anlatılıyor. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gidiş hikayesi diyor. Uydurma mı? Yok. Bizzat gitti. Yani hikaye deyince biz de laf aramızda konuşurken aslı olmamış plan gibi. Öyle değil. Kur'an'da var. Sarayını yaptırırken asasını koymuş. Bakıyor, cinler de çalışıyor. Çalışmayanı, dalga geçeni cezalandırıyor. Kral ya, yetkisi var ya.
Öyle, o da insan. Kur'an'da var, Sebe suresinde bakabilirsiniz. Bakarken böyle ölmüş, ecel gelmiş ölmüş, o da insan, ölecek. Efendimizin içinde böyle var. İnneke meyyitün fe innehum meyyitün. Habibim sen de öleceksin, senin sahaben de ölecek. Her peygamber ölecek. O da ölmüş. Gözü açık. İnsanların öldüğü zaman gözü açık olur. Çünkü bakarlar. Herkes gideceği yeri görür. Bütün kafirler inanıyor. Gideceği cehennemi görünce inanıyor ama faydası yok. Firavun da inandı ama faydası yok. O anda iman geçersiz. Ama gideceği yeri görünce böyle derinlere bakar ölen adam. İşte Süleyman Aleyhisselam bir kul olarak gideceği cennetleri görmüş, böyle bakarken ölmüş. Onlar da bize bakıyor, kontrol ediyor diye kızılca kıyamet çalışıyorlar. Kur'an'da aynen bu. Benim sözüm değil, Kur'an'da. Evet. Te'külü min se'ate. Dayandığı asa ne kadar kaldıysa çürümüş, kurt yemiş ve kırılınca pat diye düşmüş Süleyman Aleyhisselam. Tabii ölü katılığı diye bir şey vardır tıpta. İnsan sıcakken gözünü kapatmak lazım. Ayaklarını bir araya getirmek lazım. Ellerini vücudunun yanına getirmek lazım. Çamaşırlarını soymak lazım. Sonra soğursa soyamazsınız. Elbiseyi kesmek zorunda kalırsınız. Keseceğinizi bir fakire verirsiniz, yıkar verirsiniz, sevap alırsınız. Şeyleri, elleri kolları açıkken öyle soğudu mu yumamazsınız, tabuta sığmaz. Onun için öldüğü zaman hemen ellerini ayaklarını böyle yan yana getireceksiniz, elbisesini çıkaracaksınız, üstüne bir çarşaf örteceksiniz, gözlerini de böyle Bismillah diyerek kapatacaksınız ki can çekilince çok çirkin olur göz. Hayat gidince börtlek bir şey olur. Müminin aleyhinde konuşurlar. Ne çirkin yüzü var, gözü var demesinler diye. Hepimizin görevi bu. Ama onu işte bakıyor, bakıyor diye kimse gözünü kapatmamış. Gözü açık olunca da çalışıyorlar durmadan. Gece gündüz cezalandırılmamak için. O kadar, ne kadar zaman geçtiyse asası, kurtlar yemiş asasını. Peygamberler kokmaz, çürümez. Öyle diyor Peygamberimiz. Onların çürümesi yasaktır. Allah toprağından onu men etmiştir. Bütün peygamberlerin cesetleri aynen şimdi öldüğü gibi sağlam duruyor. Ancak onların nerede öldüğü kesin değil. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gömüldüğü yer kesin. Onu da buldular. Kaç sene sonra, ta Abbasiler döneminde İranlı Mecusiler kaçırıp, hani herkes dünyanın her tarafından Peygamberimiz ziyarete gidiyor, Kabe'ye gidiyor. Bu para getiriyor adam. Bu paralar bize gelsin diye tünel kazmış, aşırı çeklerken oranın Medine paşasına Resulullah'ım oğlum beni aldırıyorsun demiş. Üç gün arka arkaya anlattım bunu sizlere ben. Üçüncü gün bulmuşlar İran'dan gelen bir işçi salak görünümünde. O insan itiraf etmiş, tünelden bakmışlar, Efendimizin kolu böyle düşmüş. O gecede yakalamasaydı alıp götürecekmiş o İranlı Mecusi. Ondan sonra Peygamberimizin mübarek naaşının etrafına aşağı kadar 4-5 metre aşağısına kadar ve şimdi gördüğünüz gibi demirden şebeke yaptılar. Çalışma hırsızlık olmasın diye. Evet, peygamberler işte çürümez. Toprağa haram kırılmış onu çürütmesi. Süleyman Aleyhisselam da sıcakta öldüğü halde çürümemiş. Sanki çürümeyince de bakıyor diye aylarca çalışmışlar. Gece gündüz kantar içinde cezalandırılmamak için. Asasın kurt deyince Kur'an'da aynen bu ayet var. Ceset düşmüş. Ceset soğuyunca kıvrılmıyor. Direkt vücudu soğumuş, pat diye böyle düşmüş. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, cinler diyor kulumuz Süleyman'ın gözlerinin önünde öldüğünü bilemediler.
Kayıptan nereden haber verecekler? Niye anlattım size bunu? Şimdi çok Müslüman var. Cin topluyoruz, cin şey diyoruz, istikbal okuyoruz diyen üçkağıtçılar var. Bir ton para veriyorlar, bunları yaptırıyorlar. Kur'an'da aynen böyle, bakabilirsiniz. Sebe suresi. Kulumuz Süleyman'ın önünde öldüğünü göremeyen cinler yarını, gaybı nereden bilecekler? Ayet bu. Aynen öyle var. Efendim, böyle Kur'an-ı Kerim'deki şey bu. Evet efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde işte kıyametin büyük alametlerinden dabbetül arz. Dabbe müminlerin yüzünü nurlandıracak. Musa aleyhisselam asasıyla dokununca nurlu yüz olacak. Süleyman aleyhisselam mührü var. Oradan buraya geldik. Krallık mührü. Şeyler de onu arıyor. Şimdi Yahudiler orayı kazıp dertleri Mescid-i Aksa yıkmak, dünya hakimiyetini elde etmek kendi inançlarına göre. Öyle kazıyorlar altını. Bu şeyde Dabbe'de Süleyman aleyhisselam mührü var diyor. Musa aleyhisselam asası var. Feyeclu veçhel mu'min bil asa. Asayla müminin yüzüne dokunur, yüzü diyor cilalanır, nurlanır. Sanın bakır kabı kalayıcı nasıl ağartıyor? Dokununca müminlerin şeysi diyor, yüzü öyle nurlanır diyor. Ve takdimü enfel kafir bil hatem. Kafirlerin burnunu da mühürünü de mühür basar diyor. Öyle ki diyor bakın. Hatta inne ehlel huvani leyestemi'une feyekul haza maza ya mu'min ve yekul haza ya kafir ve yekul haza ya mu'min. Evet, sofraya oturanlar insan. Biri kafir, biri mümin. Biri kafir, biri mümin. Kafire oturanlar yüzündeki mühürden kafir, sen kafirsin. Öteki de nurlu, sen müminsin. Ona bakar, ya sen kafirsin derler birbirine diyor. Bir araya kalan müminler toplandığı zaman kafirin burnundaki mühürden, damgadan onun kafir olduğunu bilirler. Ötekinin de nurundan mümin olduğunu bilirler. Böyle birbirlerine bu kafir, bu mümin, bu kafir diye söylerler diyor. Bu Dabbetül Arz hakkında çeşitli şeyler var. Çeşitli bilgiler var. Kılık kıyafeti şekli konusunda, kulakları konusunda, fil kulağı gibi diyor, kulağı olduğunu söyleyenler var diyor. Fil kulağı gibi, devenin karnı gibi diyor, karnı kocamandır diyor. Efendim, asat, eset, aslan, aslanın göğsü şehirli, onun gibi yelesi vardır. Falan koç kuyruğu gibi kuyruğu da vardır diyor. Enteresan şeyler var. Böyle bilgiler var. Bunlar tabii alimlerimizin şeyleri, bahsettikleri şeyler. Tabii sahabilerin verdiği bilgiler, aynı zamanda bu verdiğim bilgiler. Hadisin metninde bunlar yok. Ben size bilgi kabilinden arz ediyorum. Evet. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh da demiş ki onda her türlü renkten renk vardır. Boynuzuyla iki boynuzu arası diyor uzundur çok diyor. Kocaman bir yaratıkmış bu. Ebu Hureyre'nin kanaatı bu. O anlatıyor. Peygamberimizin hadisi değil. Evet. Üç gün çıkacakmış. İnsanlara şey edecekmiş. Bu dediğimiz şeyleri yapacakmış. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Dabbetül Arz'dan bahsediyorsunuz. O çıkacak. Nereden çıkacak ya Resulallah? Fakale min azamil mesacit. Hürmeten alellahi teala.
mescitlerin en büyüğünden çıkacak demiş. Oradan zuhur edecek. Yani Mescid-i Haram'dan çıkacakmış. Dabbetül Arz, kıyametin büyük alametlerinden üç çıkış. Ta Yemen taraflarına gidecek, çöle gidecek diyor. Sağa sola gidecek, üç gün. Evet, böyle bir çok ilginç yaratık. İlginç yaratık, kıyametin büyük. Bu daha henüz çıkmadı. Evet. İbn-i Mace, Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, Buhari Müslim şartlarını taşıyan Müstekrek'inden, Hakim Müstekrek'inden bu hadis naklediliyor. Kaç tane hadis naklediyor? Ebu Hureyre'den naklediliyor. Allah onlardan razı olsun. Evet, kıyametin küçük alametleri hepsi var. Büyük alametleri henüz çıkmadı. Henüz çıkmadı ama yakında. Ne kadar yakın senesini Allah bilir. La ya'lemul gaybe illallah. Kur'an'da açık ayet. Yarın ne olacağını gaybı ancak Allah bilir. Gayb nedir? İşte birisi kıyametin ne zaman kopacağını. Kur'an'da ayet bunlar efendim. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez. Kimse bilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de her şey öğretildi. Miraç'ta olacak olmuş. Ta eskiden kıyamete kadar olacak olmuş. Her şeyi aslıyla öğretildi, gösterildi. Cenneti gitti, gördü. Daha cennet boş ama kimler girecek onu Allah o şekliyle gösterdi. Cehennemi gösterdi. Kimler girecek gösterdi ona Miraç'ta. Hiçbir şeyi senden gizlemedik diye kesin ayet var. Bu arada hiçbir şey gizlemediğine göre kıyametin ne zaman kopacağını da ona Allah öğretti demektir. Sır saklamadık diyor. Kur'an'da kesin senden hiçbir sırrı saklamadık. Ama söylemek yasak. Ondan dolayı Cibril aleyhisselam gelmiş. Peygamberimiz ashabı ile Mescid-i Nebevi'de böyle dinimizin hükümlerini öğretiyor. Bizim size öğrettiğimiz gibi sünnet bu. Evet, sünnet. O sünnete binaen siz de halk oldunuz, dinliyorsunuz. Böyle oturup dinlerlerken kapıdan, ki o kapıya şimdi Cibril kapısı derler, Mescid-i Nebevi'de kapı aynen duruyor. Yani aynen dediğim yeri duruyor da kapı değişmiş tabii. Resulullah zamanında kapı değil. Onu Osmanlılar güzel kapılar yapmışlar. O kapı duruyor ama yeri duruyor. Cibril, Babı Cibril diye yazar. Oradan bir adam gelmiş. Yabancı, tanımamışlar. Çok yakışıklı. Dihyetül Kelbi diye bir sahabi varmış. Çok yakışıklı erkek. Ona benziyormuş, çok yakışıklı. Kim ama kimseden tanıyamamış. Yabancı. Yabancı mı diyor Ömer. Dikkatini çekmiş. Yahu diyor adam yabancı, kaşinde. Yabancı adam çölden gelir. Biz bu civarlardan olsa tanırız. Tanımadığımız göre uzaktan geliyor. Uzaktan geldiğinde çölden geçti, yaya geldi. O zaman otomobil yok. Adamın terlemesi lazım, tozlanması lazım. Ama diyor üstünde toz yok, pırıl pırıl, tertemiz üstü. Allah Allah diyor, bu ne biçim adam? Dikkatini çekmiş. Bu güzel adam gelmiş. Peygamberimiz yani diz çekmiş. Ya Muhammed demiş. İslam ne? İman ne? İşte ementü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerri minallahu teala vel ba's ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu söyle. Doğru söyledin demiş. Allah diyor Ömer. Hem soruyor hem doğru söyledin diyor. Ya ne biçim adam? İçinden ama yani. Onda İslam ne? İslam işte bizim bildiğimiz İslam şartı beş saymış Peygamberimiz. Doğru söyledin demiş. Allah Allah. Herif diyor hem soruyor hem biliyor diyor. Ne biçim adam bu ya? Ama Efendimiz izin vermedi mi konuşmak yok. Edep var. İşte kıyamet ne zaman kopacak? Yani İhsan nedir? İhsan demiş Efendimiz. Namaza durduğun zaman sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah'ın huzurundasın. Allah seni görüyor. Bu bilinçte namaz kılmak demiş. Bakkal dükkanına gitmeyeceksin. Çarşıya, pazara gitmeyeceksin. Allah'ın huzurundasın. Buna ihsan derler. Bu da doğru demiş. Bir de demiş kıyamet ne zaman kopacak söyle bakalım.
Şimdi Peygamber Miraç'ta öğrendi sırların hepsini. Bu da bir sır. Ama söylemek yasak. Öyle güzel bir cümlesi var ki, bunu soran sorulandan daha alim değil diyor. Yani bu işi sen de biliyorsun, ben de biliyorum ama söyleyeyim mi? Sen hadi sıkıysa sen söyle yani. Soran sorulandan daha alim değil. O da doğru diyor. Çekip gidiyor. Ondan sonra ya Resulullah diyor, bu ne biçim adam ya? Hem soruyor hem doğru söyledin diyor. Hem de yabancı ama diyor, üstünde toz yok. Gülüyor Peygamberimiz. Bu Cibril'di. Size imanınızı, dininizi, İslam'ı anlatmak için geldi. Sordu ya, iman nedir, İslam nedir? Biz de onu aynı göre Müslüman oluyoruz. İman ediyoruz. Evet, böyle bir olay var efendim. Böyle bir olay var. Evet. Şimdi Peygamberimiz şöyle buyuruyor bir şeyinde, hadisinde, tahallalu feinnehu nazafe ve nazafetu ted'u ilal iman. Dişlerinizi hilalleyin, temizleyin. Diş yemek kaldıktan sonra aralarında ekmek kırılır, et kırılır, yemek kırılır. Karıştırın aralarına, karıştırın parmağınızla böyle. Temizleyin. Bu bir nezafettir. Feinnehu nezafe. Bu bir nezafettir, temizliktir. Ve nezafeti ted'u ilel iman. Temizlik insanı imana götürür. Vel iman ma sahibi he fil cennet. İman da diyor sahibiyle beraber cennette olur. O da cennete götürür imanla insanı. Allah bizi imandan mahrum etmesin. Evet, müminleri imandan ayırmasın inşallah. Ha, görüyorsunuz Efendimiz bize ağzımızı temizlemeyi emrediyor. Aynı mahalde bir hadis daha var. Tahallalu ala isri tuam. Hemen yemeğin arkasında parmağınızla şey edin. Halbuki birçok hadis var, misvak kullanın diye. Misvak kullanın. Misvak Medine'de yetişiyor arkadaş. Sen nereden bulacaksın? Sibirya'da kadar misvağı nereden bulsun? Mübarek o müminleri de düşünmüş. Barbağınızla diyor. Misvak gibi dişlerinizi kurcalayın. Aradaki şeyleri, ekmek artıklarını temizleyin diyor. Yıkayın ağzınızı. Ağzınızı yıkamazsanız dişleriniz çürür. Dişleriniz kokar. Karıyla kavga edersiniz. Ayıp olur ele güne karşı ağız kokarken. Bak yemeğin arkasında hemen diyor hilalleyin parmağınızla. Şimdi sen misvak bulabiliyorsan misvağı arkadaş alacaksın. Şu baş parmağınla küçük parmağın arasına geçireceksin. Yukarıdan aşağıya, sağdan sola çekeceksin. O etten kalan şeyler hepsini alıp götürecek. Sonra misvak hiç yan tesiri olmayan antibiyotik. Bugün ilmen ortaya konmuş. Dişleri pırıl pırıl temiz ediyor. Diş etleri sağlamlaştırıyor. Ağzın kokmadığı için kimse senden tiksinmiyor. En önemlisi. Evet, bunlar da önemli de. Namaza durduğunuz zaman diyor gelir melek, sizin ağzınıza ağzını yapıştırır. Hocam ben namaz kıldım, öyle bir şey görmedim. Ölen melek latif varlıktır. Senin gibi böyle etten kemikten yaratılmış değil. Peygamber yalan söyler mi? Söylüyor. Namaza durduğun zaman ağzını melek sizin ağzına dayar. Okuduğunuz Kur'an'da, namazda okuduğunuz Kur'an'ın şerefinden, nurundan yararlanmak için diye çeker. Ağzınız pis kokarsa diyor, övürür diyor. Melek temiz, pisliği sevmez. Ama Kur'an'ın şerefinden mahrum kalmamak için bırakmaz sizi diyor. Övüre övüre diyor böyle der. Pis ağızla, kokar ağızla namaza durmayın. O meleği üzmeyin. Niye?
Bizim yanımızı kim alacak? Azrail aleyhisselam. O kim? Meleklerin kumandanı. Abi bu beni öğürttü. Bu pis herif, pis ağızlı herif beni böyle midemi böyle alt üst etti, öğürttü diye şikayet ederse canını nasıl alır bilmem bari. Onun için pis ağızlar namaza durmayın diye ne güzel söylüyor bak. Tahallalu ala isli ta'am. Hemen namaza durmadan yemeğin arkasından parmağınızda kur. Misvak bulduysan misvak kullan. Evet, misvak kullan. Temizle ağzını. Temizle ağzını. Dedem Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Kitap yazmış. Şimdi onu toplum bastıracağım. Bir adam diyor yemekten sonra diş etleri arasındaki yemek kırıntılarını temizlemeden giderse diyor müsriftir. Müsrif. İnna Allah la yuhibbul müsrifin. Allah da müsrifleri sevmez. Ayet bu. Biz şimdi mok 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 yiyoruz. Son lokmayı zaten kapıda alıyoruz. Doğru kahveye, şeş, düşeş demeye. Nereden fırçalayacak, nereden yıkayacak? Allah müsrifleri sevmez, diş etleri orada. Camiye gitsen bile ağzında şeyle. Allah müsrifleri sevmez. O ekmek kırığını sonra sen temizlemeden yıkarsan ağzını, nimeti diyor çöpe atmış olursun diyor. Ona hakaret etmiş olursun. Hani yıkıyorsun ama dişin etlerini nasıl temizleyip yutacaksın. Ekmek ya o, sen yedin onun gerisini. Ahoktu diye tükürürsen nereye gidiyor o? Lağıma gidiyor, kanalizasyona gidiyor. Bu incelikleri kim düşünüyor şimdi? Ekmek artıkları, meyve artıklarını ağzını yıkarken temizlemeden hep tükürüyoruz. Kanalizasyona gidiyor. Hocalar böyle işi sıkı tutmuş. Hep bunlar basit görünen ama bizim yakamızı kurtaramayacağımız sorgu maddelerinden birisi. Birçok sorgu maddesi var da birisi de bu. Efendimiz buna göre konuşuyorlar tabii. Yemeğin arkasından hemen diyor dişinizi hilalleyiniz parmaklarınızla. Evet, ve temazmazu ve de böyle hilalladıktan sonra bir de ağzına su alın. Sağına soluna sıkıştırın suyu. Toplasın oradaki parçaları, toplasın. Temizleyin. Temizleyin. Fînne mushibatun linnâb. Mushihatun linnâb. Çünkü bu dişleri temizler. Dişleri temizleyince çürümez. Ağzın kokmaz. Diş ağrısı cehennem azabının bir örneğidir diyor Peygamberimiz. Sabaha kadar diri tutuyorsun. Dişine güzel baksan bunlar olmaz. Misvak alırsan pırıl pırıl olur dişlerin. Hacca inşallah gidersiniz. Gitmeyenlere söylüyorum. Alıştırmışlar her namazın önünde misvak kullanıyor. Sen alıştırmadan kullanma çünkü diş etlerin kanar seninki. O devamlı misvak kullandığı için diş etleri sağlam. Adam namazda durmadan hayale seyredince kalkıyor, göreceksiniz orada. Böyle baya bastıra bastıra dişlerini misvaklıyor. Hiç kanman yok. Bomba gibi. Dişlerine bakıyorsun pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Peygamberimiz de diyor ki ümmetime zor gelmeseydi farz derdim misvak kullanmayı. İrtihal buyurduğu zaman elinden son şey misvak düşmüş. Gözünü yummuş. O kadar bak. En zor zamanda bile misvakı elinden bırakmamış. Misvaklanmış. Ölüm hastalığında yahu. Ateşler içinde yanarken. Biz sarı dişli. Sahabe birbirini sövermiş. Hocam etme yahu. Sahabileri Allah övüyor. Ondan söver mi? Sövmeleri bu. Kızdılar mı? Sarı dişli herif derlermiş. Dişini misvak kullanmamışsın. Fırçalamamışsın, hilallememişsin, sarı dişli derlermiş. Sövdükleri bu. Eğer bunu siz küfür olarak alıyorsanız böyle söylermiş. Kınarlarmış yani.
dişini misvaklamayanı kınarlarmış, sar dişli herif diye kınarlarmış. Sokakta çok sar dişli var değil mi? Kınanacak adam var. Böyle nasıl da hiç yıkamamış sanki. Evet, öyle diyor. Yemeğin her yemezde hilalleyin, misvaklayın. Ve ondan sonra bu mazmaza yapın, temizleyin. Çünkü dişleri bu ven nevaciz, azı dişlerini de, köpek dişlerini de, her dişi temizler. Sıhhat sebebidir. Sıhhat sebebidir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakat tamaz mazmaza sallallahu aleyhi ve sellem fehu min isri sevik. Her yediğinin arkasından misvak, Peygamberimiz mazmaza yapardı, misvak kullanırdı. Buhari'de Süveyd bin Nu'man'dan harişle ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Haybar. Evet, Hayber'e gitmiştik. Bakmış ki bütün pislikler Yahudi'nin kafasının altından çıkıyor. Şimdi olduğu gibi dünyayı ondan karıştırıyor. Arap kabilelerinden kışkırtıyorlar. Kendileri onlar kışkırtıyor. Kendileri savaşa girmiyor. Ölmek istemiyorlar. Onun derdi para. Onlar kışkırtıyorlar. Medine'de rahat nefes alamıyor Müslümanlar. Kaynağını bulmuş istihbarat teşkilatıyla. Adi Hayber'e ordusuyla. Evet, orada Hayber'in kalesi aynen duruyor. Yahudi kaleleri şimdi. İzin alırsanız gidebilirsiniz. Ama hacılara müsaade etmiyorlar. Özel izin almak lazım. O Hayber'e varınca orası ağaçlıklı, suluk bir yer. Medine'de hurmalık ama orası daha suluk, daha mümbit bir yer. Yahudiler onun için oraya gitmiş. Güzel, muazzam kale yaptırmışlar. O fitne fesat kaynağını Peygamber kurutmak için ordusuyla gitmiş. Kaleleri, kapılarını kapatmışlar. O zaman bomba yok, roket yok. Arkadaş, mermi yok. Kılıç var sadece silah olarak. Ok var. Koca kale duvarına ok ne yapsın? Otururlar gülerlermiş. Aşağıda açlıktan öleceksiniz. Bir burada senelerce yetecek kadar erzakımız var kalede diye. Peygamberimiz de kuşatmayı sürdürmüş. Hakikaten Müslümanlar aç kalmış. Eşekleri kesmişler. O kadar aç kalmışlar ki eşekleri kesmişler. Bindikleri eşekleri. Et kokunca demiş bu ne? Yiyecek kalmadı. Bu et kokusu neden geliyor? Ya Resulallah acımıza ölelim mi? Günlerdir ağzıma lokma girmedi. Bindiğimiz eşekleri kestik. Onun etini kızartıyoruz. Hepsini dökün demiş. Böylece eşek etinin haram olduğunu anladık orada. Hepsini yemek yasak demiş, döktürmüş. Moraller sıfır. Demiş, Ali'yi bulun gelin bana. Demişler, ya Resulallah, Ali sıtma. Yatıyor ateşler içinde. Alın gelin demiş. İki kişi koltuğuna girmiş, Hazreti Ali'yi getirmişler. Ali demiş, senin sayende şu kılıcı al, kaleyi fethedeceğiz. Demiş, ya Resulallah kurban olayım demiş. Anam babam yoluna feda olsun. Vallahi demiş, önümü görmüyorum, gözlerim kapalı görüyorsun demiş. Ateşim 40. Demiş ona, diyor o soluktan sonra diyor birdenbire güç geldi, silkindim. Ve kılıcı demiş, hepsinin kellesini keseceğim. Dur demiş Ali, dur. Öyle güçlenmiş yani. Biz kelle kesmeye gelmedik. Onları İslam'a davet et, insanca yaşayın de. Kimseye zulmetmeyin de. Senin sayende bir Müslümanın, bir kimsenin Müslüman olması yeryüzünden, yeryüzünün mallarından kıymetlidir. Size de söylüyoruz. Gittiğiniz kahvelerde, toplantılarda, meyhanede, şurada burada hiç caminin yolunu şaşırmış adamları görürseniz onurlarını kırmadan, fitne çıkarmadan namaza alıştırırsanız bana ne diyor bak, senin sayende bir kimsenin Müslümanlığa yoluna girmesi
yeryüzünden kıymetlidir, garanti cennet belgesidir diyor. Evet, işte bu Hayber'e gittik diyor biz. فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّحْبَى Sahba denilen yere geldik. دَعَى بِتَعَامٍ Yemek getirin dedi, yiyelim dedi. فَمَا اَتَى اِلَّا بِسِوَى سَوِيق Sevik, kavut diyorsunuz siz ya, bir şey yok. Kavut, un karıştırırlar, içine biraz pekmez katarlar, bir şey. Ya şimdi siz yemezsiniz ama eskiden en kıymetli tatlıydı o. Getirdiler, fekelna fakama ile salati fetemaz maza. Orada bile namaza kalktı, hilalledi, mazmaza yaptı ağzını. Biz öyle yapmış, biz de öyle yaptık. Mazmazna, biz de öyle yaptık. Peygamber ne yaparsa yapacağız. Evet, evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu şeyini bizzat harpte bile şey etmediğini bu hadisten öğreniyoruz. Ağız temizliğini ihmal etmediğini bunu size aktarmış oluyoruz. Evet, İmran bin Hüseyin'den bu hadis-i şerifi size aktardık. Efendimiz buyuruyor, yani ağız temizliğini ihmal etmeyeceğiz, misvak kullanacağız. Yani fırçadan bahsetmeyecektim ama şimdi domuz kılından fırça olmaz. Domuz kılı nereye gitse temizlenmez. Ama şimdiki insanlar haram helal seçmiyor. Para kazanmak için her şeyden fırça yapıyorlar. Onun için hep misvaktan bahsettim. Misvak da hacılar getiriyor. Burada dükkanlarda var. İyisini alın. Şu parmak kalınlığında, bir karış uzunluğunda ucunu, kabuğunu soyarsınız, suya batırırsınız. Ondan sonra ağzınıza alırsınız, çiğnersiniz. Çiğnedikten sonra o böyle şey oluyor, böyle lif lif oluyor. Ondan sonra asılırsınız. Misvak ölümden başka her derde devadır. Her zaferin sebebidir. Hazreti Ömer zamanında bir ordu göndermiş bir yere. Şehit olmak için canla başla çarpışıyorlar. Bir sürü başaramıyorlar. Kumandan yazmış, askerin çok gayretli. Biz de her türlü taktikleri uyguluyoruz. Ama zafer kazanamıyoruz. Ya Ömer, dua et bize. Duası şu: dikkat edin, peygamberin bir sünnetini ihmal etmişsinizdir. Peygamberin sünnetini ihmal ederseniz başaramazsınız. Vesselam. Toplamış askeri kumandan. Biz namazı kılıyoruz. Evet kılıyoruz. Tesbihlerimizi çekiyoruz. Evet çekiyoruz. Ömer yalan söylemez. Bak sünneti terk ettiyseniz diyor ki başaramazsınız. Bir demiş ki efendim biz kaç gündür misvak kullanmıyoruz. Evet doğru demişler. Misvak kullanmayı unutmuşlar. Harp bu harp. Almışlar misvakları. Başlamışlar çekmeye. Tarihi bilgiler böyle efendim, kaynaklar. Hikaye değil, uydurmuyoruz. O misvakları Allah düşmana büyük silahlar göstermiş. Hemen daha savaşmadan kaçmışlar. Misvak böyle başarı sebebi oluyor. Misvak. İhmal etmemek lazım. Efendimiz yemekten arkasından misvak bulamazsanız parmağınla hiç olmazsa hilalle diyor. Bunu bilhassa dönüp dönüp hatırlatıyoruz. Tedâraku. Şu hazreti müsaadenizle okuyayım efendim. Tedâraku. Evet. Karşılayın. El-gumûme. Gamları. Hocam bunalım geçiriyorum. Bunalıyorum. Ailemden, çocuklarımdan, işimden, işçilerimden, alışverişten bunaldım hocam, bunaldım. Bir dua. Kardeşim duaları öğretiyoruz işte. Gamları karşılayın neyle? Evet, üzüntüleri, gamları karşılayın neyle? Kaldırın neyle? Vel hümüm. Son derece bunaltıcı şeyleri hem yiğidi hem ihtiyarlatır, saçı avartır, değil mi? Bunları karşılayın, kaldırın neyle?
biz sadakati, sadaka vererek, es sadakatu teruddül bela, sadaka belaları def eder, gamları, kederleri, sıkıntıları dağıtır, önler, senden kovar, sadaka. Zekatı vereceksin, mecbursun. Mecbur olmadın sakatak bu. Sokakta aç, soğuk, palto giymezsek hastalıyoruz. Onun paltası yok, beton üstüne oturmuş, evi de yok. Gelmiş, bir sadaka diyor. Mahallende böyle biliyorsun, aç çocukları, sadaka. Belaları, sıkıntıları, üzüntüleri, gamları, kederleri def eder diyor. Sıkıntıları bu sadakayla dağıtın. Demin geldi daha, buraya gelmeden, hatta geç geldik onun yüzünden. Kocasıyla şöyle olmuş da, böyle olmuş da. Sadaka ver hanımefendi, beyefendi. Ailende böyle ciddi huzursuzluklar, sıkıntılar varsa sadaka ver. Dükkanında huzursuzluk varsa sadaka ver. Devletinde sıkıntı varsa sadaka ver. Elhamdülillah biz 2-3 milyon adamı besliyoruz. Bu maddeyi sağlıyoruz. Şimdi bu defa düşmandan korktu. Ula bununla paçayı kurtarıyordu. Hepsi birleştiler, bizi bozmaya çalışıyor. Ama biz Peygamber'in dediğini yaptığımız sürece ondan yüreğine korku gelecek. Tamam, siz haklısınız diyecekler inşallah. Evet, biz Peygamber'e sırtımızı dayadığımız sürece sırtımız yere gelmeyecek. Onun sözlerini yapacağız. Sadaka veririz. Sadaka ile karşılayınız. Yekşifullahu durrakum. Başınızdaki zararları, belaları Allah dağıtır. Sadaka verirseniz. Evet, ben bir hac zamanında baktım bütün hacılara bir şeyler dağıtıyorlar, para dağıtıyorlar. Ben fakir değilim ki. Meğer Suud Kralı can çekişiyormuş, sadaka dağıtıyorlar. Kurtuldu da herif, kurtuldu. Evet, o şeydi, ölmedi. Aynen Peygamber dediği doğru. Kurtuldu ve geldi herif, tavaf etti, baktım. Hasta belli ama tavaf etti. Ayağa kalkmış, dirilmiş. Bütün Kabe'dekilere para dağıttılar, sadaka dağıttılar. Sokakta olanlara, yürüyenlere sadaka dağıttılar. Doğrudur. Doğrudur. Efendim böyle söyle bak. Bunalımız, hastamız filan. Hocam diyor, ben senin gibi şaşkın bir herifim. Aha bak, bu Peygamber söylüyor. Sadaka ver kardeşim. Hastanın iyileşmesini istiyorsan. Ha hocam yine öyle. Kader değişmez. Ona kimsenin sözü geçmiyor. Ama ölmeyeceyse bak, iyileşir işte, bak o bunalımın gider. Kader değiştirmez ama, kaderi önlemez, değiştirmez ama ölümün gelmediyse o sıkıntıdan kurtulursun. Sadaka ver, zarar defolur. Ve yansurukum ala a'daikum. Düşmanınıza karşı Allah sizi zafer verir. Sadaka verelim fakir fukaraya. Değil mi? Dünyanın her tarafında aç bir ilaç. İnsan var. Elhamdülillah aziz milletimiz bu konuda bu güzel sünnetlere uyuyor. Afrika'da fakir garibanlara hep gruplar, doktorlar, mühendisler grup grup gidiyorlar. Muazzam. Bunlar olmasa bizi çoktan Suriye'ye döndürecekler. Çoktan. O kadar uğraşıyorlar bizimle. Bunlar sayesinde hepsinin tedbirleri boşa çıkıyor. Devam edelim sadaka vermeye fakir fukaraya, insanlara. Devam edelim Peygamber sünnetlerine yapışmaya. Düşmanlara karşı Allah intansurullâhe yansurküm. Muhammed Suresi 7. Allah size Peygamber dedilerini tutarak, Allah'ın emirlerine uyarak yardım ederseniz, Allah yardıma muhtaç değil. Bunu yardım kabul ediyor. Aynen. Künü ensarallah. Namaz kılın, oruç tutun, zekatınızı verin, hayır edin, sadaka verin. Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, ona yardım etmek olarak kabul ediliyor. Allah muhtaç değil. O zaman intansurullah yansurukum. Allah da size yardım edecek.
garanti yardım edecek. Buna devam edelim. Evet, öyle söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müminlere. Ve sebete önde şedaidi. Evet, ha ve yusbit önde şedaidi akdamekum. Zor durumda kaldınız. 10 kişisiniz, karşıda 300 kişi var. Sadaka verin. Düşmanlar hepsi birleşti. Siz bir tanesiniz. Hiç korkmayın. Sadaka verin. Allah'a sığının, peygambere sığının. Mededi Allah'tan bekleyin. Aynen diyor. Allah size yardım, zafer ihsan eder. Onlar kaçar, siz kaçmazsınız. Çanakkale'de böyle oldu. İstiklal'de böyle oldu. Çaldıran'da Yavuz böyle kazandı. Malazgirt'te Alparslan böyle kazandı. 50 bin kişi, 250 bin kişi. Aynen Kore'de böyle oldu. Ben komutandan duydum. Topçu okulunda yedek subayda öğrenciyken albay orada komutanmış. Etrafımızı sardılar diyor. Biz azız diyor. Sarılmışız. Siper kazdırdım diyor. Başını çıkanı vuruyorlar diyor. Derin siper kazdırdım. Sakın şey etmeyin. Başınızı siperden çıkarmayın, kaldırmayın. Ama Mehmet, adı Muhammed'in Mehmet'i. Şehit olmayı en büyük şeref bilir bizim insanımız. Sanki ben hiç emir vermemişim gibi. Bomba atıyor diyor. Şehirdekileri öldürecekler. Emrimi hiç dinlemediler diyor. Çıktılar siperden. Atılan bombaları havada yakalıyor. Çinliden üstüne atıyor. Çin askerini darmadağın ettiler diyor. Kendi bombalarıyla. Yaşayan albay söyledi bunu. Böyle yüreği kim verir? Allah verir. Böyle bir zaferi kim verir? Ula bomba havada yakalanır mı lan? Yalan söyleyecek ya albay. Havada gelen bombayı diyor zıplayıp yakalıyor. Askerimiz bir tanesi değil. Hepsi aynı bombayı ona atıyorlar. Bizimkinin elinde patlamıyor bomba, orada patlıyor. Darmadağın ettik diyor Çinlileri diyor. Canla darmadağın ettik. Bir daha anlatacağım. Gece bu şey sırasında Kahramanmaraşlı çavuş soğuk buz hamamcı olmuş. Sabahinde savaş olacak. Gece karanlıkta duruyor. Gelmiş tak tak tak. Gene o da başka kumandan duymuşum kulağımla. Komutanım kimsin falan. Ne oldu? Gecenin bu saatinde. Komutanım ben hamamcı oldum. Müsaade edersen bölün Çinlilerle aramızda nehir var, buz tutmuş. O nehirde gideceğim, yıkanacağım. Sen demiş deli misin? Defol! Bizim dinimiz kolaylık dinidir. Günahın benim, git! İzin vermiyorum. Kovmuş. Kendini anlatıyor komutan. Mehmet şimdi uyuyamamış. Sabahleyin şehit olursam, ölürsem pis öleceğim. Komutan izin vermediği halde gitmiş Çinlerle olan aramızdaki nehirin buzunu kırmış, çamaşırlarını buzlu havada çıkarmış. Size de söylüyorum, benim hocamın arkadaşı Rus ordusuyla çarpışırken Rus ordusuyla buzlu havada, o da hamamcı olmuş. Ağzına buzlu su aldınız mı titremezsiniz, mecbur kalırsınız yani. Buzlu su ısınınca titremiyor. Hemen değiştirin ağzınızı buzlu suyu. Titremezsiniz, hiç korkmayın. O da işte soyunmuş, kırmış buz alırken Çin askeri gelmiş hemen. Daha abdest bitmeden, kusül bitmeden bir bölük Çin askeri gelmiş. Demiş bari yıkanırken vursunlar. O da bir kar. Ama vurmamışlar, böyle tutmuşlar. Yıkanmış, giyinmiş. Giyindikten sonra hepsi ellerini kaldırmışlar. Hikaye değil beyefendi bu. Komutan anlatıyor, gördüğünü. Bakmış herkes teslim olmuş yani silahlarıyla.
O da baş baş demiş, yürü. Getirmiş o izin vermeyen komutana. Yine vurmuş kapıyı. Kim ben? Ey affedersin. Eşi ol eşi, ben seni demedim mi? Bu soğukta hastalık. Ulan komutanım bir aç. Git lan. Komutanım bir aç. Açtım diyor. Bir bölük Çinli asker diyor. Bizim Mehmet. Ne oldu lan? Efendim böyle böyle izin vermediniz. Böyle böyle oldu. Böyle böyle oldu. İnanmamış tabii. Demiş Çinlilerin komutanına İngilizce. Böyle böyle. Yo demiş. Bizim etrafımızı bir alay asker sardı demiş. Biz buna teslim olmadık. Evet. Yıkanmak Allah'ın emri. Peygamberin emri değil mi? Mehmet Allah'ın emrine, peygamberine ne olursa olsun deyince bak bir alay melek gönderdi, korudu. Bu yaşanmış olay. Arkadaş. Aynen. Peygamberin dediklerine tutacaksın. Allah'ın emirlerine uyacaksın. Fakir fukarayı gözeteceksin. Sadaka vereceksin. Besleyeceksin. Zafer Allah'tan. Sefer bizden. Zafer Allah'tan. Onu söylüyor. Fakirleri gözetin diye. Açları gözetin. Çıpları giydirin. Allah'ın emri bu. Peygamberin benim emrim bu. Allah sizin sıkıntılarınızı da giderir. Düşmanlara karşı size zafer ihsan eder. Ayaklarınızı yerde sabit eder. Kaydırmaz. Siz kaçmazsınız. Ebu Hureyre radıyallahu teala an'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, şu anda bizim selametimiz için, milletimizin namusunu korumak için, emniyeti güvenliğini sağlamak için sağda solda anarşistlerle çarpışıp şehit olan Mehmetlere, polislere, görevlilere, vatandaşların ruhuna Allah rahmet eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve töb ileyh. Fatiha-i Şerife, mal Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi. Besmele ile beraber. Elem neşrah leke suresi. On birer İhlas suresi Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife, ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah, Rabbil alemin. Müstakim, Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife, Allah'ım. لعلكم تعقلون
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْعَلَى الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı, dergah-ı izzetini kabul eyle. Hasıl olan ecrümesi übadı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimussalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehli beyt, el ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim icmain efendilerimizin erva kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminat, rahmetullah aleyhim icmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin ervahıyla beraber, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleten şüheda kuzat ve bu aziz vatanı hayır eseri donatan ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış garip müminlerin ervahına, şu anda bizlerin rahatı huzuru için görev yapan, çarpışan, şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, vatandaşlarımızın ervahına, tüm geçmişlerimiz ervahını hediye edildik, vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzelleştir. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şerlerden, belalardan, şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Güzel vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, Müslümanların arasına sokmak istedikleri fitneler, hileleri kendilerini çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'e ıslah eyle. Ümmet-i Muhammed'e lütfunla, kereminle, affınla, setrinle muamele eyle. Ya İlahi'l Alemin, katı kalplerimizi yumuşat. Birbirimize kalplerimizi müminler arasında ısındır ya Rab. Ya İlahi'l Alemin, ümmeti Muhammed'e karşı kalbimizde, gönlümüzde kin, nefret, haset, fesat bırakma. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfirin zümresine dahil eyle ya Rab. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.